Efendim depremin, büyük afetin 22. günü içindeyiz ve bugün Malatya'da yaşanan bir artçı yine can aldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda 110 vatandaşımız yaralandı ve arama kurtarma çalışmaları da yapıldı. Yeni bir deprem oldu. Aha. Kaçın! Resmi kurum arabası. Araba kaldı altında. Araba kaldı. Var var. Abi itfaiye kaldı altında. Kahramanmaraş merkezde iki büyük depremin ardından bu defa Malatya 5,6 büyüklüğünde artçıyla sallandı. Merkez üssü yeşil yurt olan sarsıntıda bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. 29 bina çöktü, hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var. Sesimi duyan var mı? Abi sakin. Allah aşkına çıkar. Yıkılan binaları görüyorsunuz. Çarşı merkezinde, Malatya merkezi toz revan içinde. Arama kurtarma ekipleri hemen Malatya'daki enkazlarda çalışma başlattı. Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki bir binaya eşyalarını almak için giren baba kız enkazdan sağ çıkartıldı. Valilik ve kolluk kuvvetleri maalesef o eşyaları çıkarmaya çalışanlara karşı yetersiz kaldılar. İşte şehrin merkezinin hali. Uyarılara rağmen çok sayıda kişi eşyalarını alabilmek için girdikleri hasarlı binalarda yakalandı depreme. Bir acı haber de Kahramanmaraş'tan geldi. Malatya'daki deprem orada da hissedildi. Bir fabrika çöktü. İddiaya göre işçiler malları çıkarmaları için fabrikaya girmeye zorlanmıştı. Bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Gelmiyorsa işe gelmeyenlere çıkış veriyoruz demişler. Adamdan bir yani korsun. Gelmiş. Mal için şu an çöktü. Hayatı ne oldu insanlar? Damcıoğlu'na yardıma geldik ama yukarıda yakalandık. Bayağı bir hissettik evet. Sallandı bir şey yapamadık, çaresiz kaldık. O yüzden binalara girmemek lazımmış. Bina ağır hasarlı, acil yıkılacaklar listesinde. Ağır hasarlı binalardan eşya taşıma devam ediyor ama bir taraftan da artçı sarsıntılar da yaşanıyor. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz nakliye ekibi az önce yaşanan bir artçı sarsıntıya ağır hasarlı bu binanın içinde yakalandı. Ama çalışmaya devam ediyorlar. Bir artçı sarsıntı da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabaha karşı kaydedildi. 5 büyüklüğündeki depremden sonra bile eşya taşıma telaşı devam etti ilçede. Hasar tespit çalışmaları ise sürüyor. Depremzedeler az hasarlı raporu verilen evlerine girmeye korkuyor. Çünkü artçı sarsıntılar hiç durmuyor. 58 yaşındaki Ali Ağlamaz'ın evi hasarsız gözüktüğü için onun şu anda bir çadırı yok. Çadıra müracaat etti ama hala bir çadıra kavuşamadı. O yüzden 22 gündür İşte bu arabasının içinde yatıyor. Çadır istedim. Çadırı bekliyorum. 22 gün oldu. Gelecek çadırın, gelecek diyorlar. Gelip de devlet bize sahip çıksın. Malatya'da arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Muhabirimize, oradaki arkadaşımıza ilerleyen dakikalarda bir gelişme olduğu takdirde yahut da zaten ilerleyen dakikalarda bilgi almak için, son durumu almak için bağlanacağız.